Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, bugünkü okumamızı Ben Müslümanlardanım isimli İsmail Lütfi Çakan hocanın bu kitabından yapmayı düşünüyoruz. Yüce Rabbimiz okuduklarımızı Kur'an ve sünnet çerçevesinde anlayabilmeyi, anladıklarımızı yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çerçevesinde hayatımızda yaşamayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ben Müslümanlardanım demenin anlamı. Uzunca bir zamandan beri dünya gündemini belirleyenler hep başkaları, gündemi belirlenenler ise ümmeti Muhammed olmuştur. Koca bir İslam dünyası olarak gerçekten uzunca bir süredir İslam'ın ve ümmetin daha ötede insanlığın geleceğine dair düşünce ve planları konuşamıyor. Sadece gündemimize dikte edilen çoğu aleyhteki konu ve eylemlerden şikayet etmekle, yani kendi kendimize söylenmekle vakit geçiriyoruz. Oysa bilindiği gibi İslam, dünya gündemini belirlemek, dünyanın gidişatını düzeltmek, insanlığa çıkmaz sokaklarda aradığı mutluluğu yaşatmak, bahşetmek üzere gönderilmiş hidayet dini ve sistemidir. O halde asıl mesele, her şeyden önce ben Müslümanlardanım diyen ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fertlerinin ona nasıl yaklaştığında yoğunlaşmaktadır. Yüce Rabbimizin Maide suresinin 3. ayetinde kemale erdirdiğini, bizim için din olarak seçtiğini ve ondan razı olduğunu bildirdiği, Ali İmran suresinin 85. ayetinde alternatifi olmadığını ilan ettiği İslam'ı eleştirmek kimsenin haddine düşmemiştir. Ama ciddiye aldığını sanarak aldananlar da vardır. Ben Müslümanlardanım diyen kesimlerde ve teşebbüslerinde İslam, belirleyici bir unsur gibi gözükmesine rağmen, yakından bakıldığında gerçeğin her zaman için pek de öyle olmadığı gözükmektedir. Sonuç itibariyle herkesin ve her grubun, her kesimin gerçekten İslam'a yaklaşım noktasında sorunları var. Belki bunu geçici bir durum olarak değerlendirip bir ölçüde normal karşılamak mümkündür. Ancak uzunca bir süreden beri durum değişmiyorsa, işte burada durup iyice bir düşünmek gerekmektedir. Sözün özü, ben Müslümanlardanım diyen kimselerin, İslam'ı en azından İslam'a kökten karşı çıkanlar kadar ciddiye almak öncelikli tavırlar olmalıdır. Bu tavırlarını da İslam'ı kendi söylemi ve tanımı içinde kabullenmek, İslam'ı bütünüyle benimsemek, İslami olanın peşine düşmek ve İslam'a asla alternatif tanımamakla ortaya koymalıdır. Bu yaklaşımı her konuda İslam hizmetine gönülden talip olmak, Müslümanlara inançlarının, imanlarının sosyal ağırlığını ve etkinliğini canlandırabilmeleri için imkanlar hazırlamaya çalışmak ve İslam pratiğine istismara yönelmeden takva ve ihsan duygusuyla sahip çıkmakla pekiştirmesi gerekir. Pek tabidir ki ben Müslümanlardanım demek suretiyle imanındaki ümmet ufkunu açıklayan bir kişinin Müslümanları önemseyip yerel ve ulusal her platformda onlara destek olması, din kardeşlerini düşmanın yönetim ve insafına bırakmaması lazım gelir. Ben Müslümanlardanım ikrarı, insanı ciddiye alıp İslam'ı insana ulaştırmayı ve kalplerin fetih önceliğine sahip çıkıp ülkelerden önce kalpleri kazanmayı gerektirir. Bu ise dünyanın gidişatından sorumluluk duymak ve ona yön vermeye çalışmak anlamına gelecektir. Ben Müslümanlardanım diyen kimse, ahiret ve yarın kavgısına sahip olduğu için dini yaşamakta lauballiliğe kaçmaz, salih Müslüman olmaya bakar. Bunun göstergesi de dini görevlerini ciddiyet ve samimiyetle, yani sünnet-i seniyyedeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örneğine uygun şekilde yerine getirmeye çalışır. Ben Müslümanlardanım diyen kişi sonuna kadar İslam'a bağlı kalır. Bunun için gerekli fikri, hissi ve fiili gücü, mukavemeti gösterir. Bunun anlamı günü ve geleceği İslam ile aydınlatmanın gayreti içinde olmak, yeryüzünü İslam'a açmak, insanlığı İslam hidayetiyle mutlu kılmaya çalışmak ve bunun her kademedeki eylemine destek cihadında bulunmak gerekmektedir. Ben Müslümanlardanım diyen kişi İslam ve din kardeşliği öncelikli bir hayat yaşamaya ve ölümü iman üzere karşılamaya çalışır. Allah'ım,
Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, öldürdüklerini de iman üzere öldür duası, onun bu özelliğini, yani İslam'a endeksli hayat ve ölüm özlemini ifade eder. Ben Müslümanlardanım ikrarı kişide bilinç haline dönüştüğünde mümin feraseti kendisini gösterir. Olayların arka planını, gerçek yüzünü, asıl amacı ve doğru yorumu mümkün hale gelir. Neticede Müslümanlar kolay aldatılır olmaktan kurtulup, gündemlerine getirilen, önlerine konulan her meseleyi bir yorumla kabullenme kolaycılığına geçmezler. Bunun sonucunda ise sosyal ve kültürel kirlenmeden kendini kurtarırlar. Ülkemiz Müslümanların hayatında sosyal kirlenme bütün boyutlarıyla sistem kaynaklı ve sekülerizm orijinlidir. Yani sünnet dışı bir hayat ve yaşayışı paylaşma, bid'at ve hurafe kaynaklı yozlaşmayı ümmet boyutuna çıkarmak demektir. Sünnet çerçevesinin ihmal edilmesi ve terk edilmesi tam anlamıyla bir kültürel ve sosyal kirlenme demektir. Sünnet, doğru söylemli, güzel eylemli kişiliğiyle örnek kul, son Resul, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ın ismidir. Bu sebeple sünnet, ben Müslümanlardanım diyen Müslüman fertlerin olduğu gibi, İslam ümmetinin de kişilik ve kimlik göstergesi ve kalite standardıdır. Ben Müslümanlardanım demek, İslam'ı yaşama sanatının sünnetten meşk edilmiş olduğunu kabul etmek, hatta itiraf etmektir. Geçmişte kültürel ve sosyal kirlenmenin yoğunluk kazandığı dönemlerde peygamberler devreye girmişler, insanları tevhid inancı etrafında birleştirmek suretiyle toplumu dezenfekte etmiş ve yeni temiz bir İslami yaşayışın kapısını aralamış, önderliğini yapmışlardır. Günümüzde de tedavi, arınma yolu İslam inancının adamı olmak anlamında ben Müslümanlardanım deyip İslam'a sarılmaktır. Ben Müslümanlardanım demek, Allah ve Resulünün davetinin hayat verici, diriltici olduğuna inanan bir din ve dindarlık anlayışının itirafı ve çekincesiz bir teslimiyet göstergesidir. Her bir sahabi, kadınıyla erkeğiyle ben Müslümanlardanım ikrarının can örneği, canlı örneği olmuşlardır. Hadis kitaplarımızın menakıb ve fedail-i sahabe bölümleri, bu konuya ait akıllara durgunluk verecek örneklerle, misallerle doludur. İmam el-Evzai rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının, yani ben Müslümanlardanım diyen o ilk sahabi neslinin 5 temel özelliğini şu şekilde sayıyor. Birincisi, onlar vahiy merkezli bir İslam cemaati oluşturmuşlar ve bu İslam cemaati üzere yaşantıyı hayatlarının merkezine koymuşlardır. İkincisi, Peygamber Efendimizin sünnetine yapışmak onların hayatlarının en büyük önceliği olmuştu. Üçüncüsü, Allah yolunda Allah rızası için mescitleri, camileri inşa etmek, yapmak ve onların içerisini doldurmak onların hayatlarının en önemli faaliyetleri arasında yer alıyordu. Kur'an-ı Kerim yine aynı şekilde devamlı bir şekilde onların hayatlarında okudukları, üzerine tefekkür edip hayatlarında yaşadıkları en önemli şeydi. Ve Allah yolunda cihat da yine onların hayatlarının merkezinde bulunan pratik faaliyetleriydi. Bu beşli çerçeveyi tamamlamak için atılacak her adım ben Müslümanlardanım ikrarının eylem kısmını oluşturmaktadır. Ben Müslümanlardanım demek, inançlar çerçevesinde safını belirleyip duruşunu ortaya koymak, kendisini ümmeti Muhammed bütünü içinde herhangi bir özel grup mensubiyetine iltifat etmeden ümmet boyutunda konumlandırıp imani durumunu bu konuma göre ilan etmek demektir. Yani ben Müslümanlardanım demek, hangi cemaate mensup olursa olsun, hangi gruba mensup olursa olsun, ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem olmayı her şeyden üst bir değer olarak kabul etmek anlamına gelir. Ben Müslümanlardanım demek, ümmet coğrafyasının herhangi bir yerinde yaşayan bir fert olmaktan çıkıp ümmet sosyolojisindeki yerini almaktır. Bu bir anlamda ümmet ölçüsünde büyümek, güçlenmek ve anlam kazanmak demektir. Ben Müslümanlardanım demek, birey olarak ümmeti yaşamak, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde aktif pozisyonu almak, yani konumunun ve sorumluluğunun sınırlarını belirlemek demektir. Ben Müslümanlardanım demek, ümmetten güç aldığını itiraf etmek,
ümmete güç katmak niyetinde olduğunu dile getirmek demektir. Ben Müslümanlardanım demek asla grupçuluk, cemaatçilik yapmak değildir. Dışta dinler arası konum belirlemektir. İçte de tevhid merkezli ve her la ilahe illallah diyen Müslümanla anlayış ve yaşayış birlikteliğini öne çıkarmaktır. Tevhide endeksli bir birlikteliğin ilan edilmesi, uygulamada bazı farklılıklar olsa bile özde aynı iman çerçevesini paylaştığını kabul etmek demektir. Önemli olan ve asıl olan da budur. Zira böyle bir kabul ve ikrar, imanı ümmet boyutunda yaşamanın ve değerlendirmenin söylemine sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Ben Müslümanlardanım demek, din kardeşliğini her şeyin önüne koymak, İslam kardeşi olmayı diğer yakınlık bağlarının önünde ve üstünde tutmaktır. Ben Müslümanlardanım demek, Kur'an-ı Kerim'in ancak müminler kardeştir beyanıyla yetinmek demektir. Ben Müslümanlardanım demek, ümmet birlikteliği karşısında Müslümanlar arası grupçuluk fikrini ve uygulamasını gerilerde bir yerlere itelemektir. Ben Müslümanlardanım demek, dini cemaat ve gruplara ümmet bütünlüğünü paylaşma davetidir. Ben Müslümanlardanım demek, fazilet ve üstünlük iddialarına daha ilk adımda uyarıda bulunmak ve din kardeşliğine işaret etmek anlamında en temel noktadan emri bil maruf, nehyanil münker yapmaktır. Evet, Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz bu güzel sözleri layıkıyla anlamayı, anladığımız ölçüde de hayatımıza uygulamayı nasip müyesser eylesin. Yüce Rabbimiz İslam kardeşliğini maddi manevi her boyutuyla yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Günümüz dünyasında geldiğimiz noktada Müslümanların İslam kardeşliklerini öne çıkarmalarının ne kadar önemli olduğu biraz daha öne çıkmaktadır. Daha çok öne çıkmaktadır, çok fazla öne çıkmaktadır. Müslümanların içerisinde bulunduğu acizlik durumunun, yetememezlik durumunun tek sebebi Müslümanları kardeş olamamalardır. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz Müslümanlardan olmayı, İslam kardeşliğini öne çıkarıp İslam kardeşleri olarak hayatımızı devam ettirmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. İslam kardeşliğinin önündeki engelleri aşabilmeyi de cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.